Merhaba dostlar. Kaliteli kavun elde etmek için yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Buyurun başlayalım. Amatör olarak kavun yetiştiriyorsanız biraz budamanızda fayda var. Şöyle bakalım kavunu nasıl budarız. Öncelikle bir kavun ağacı diyelim, bir kavun bitkisinde birden fazla kavun varsa onu yetiştirmesi, büyütmesi zor olabilir. Bu nedenle bitkinin büyüklüğüne bakıp ne kadar kavun yetiştirebileceğinizi kestirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yayılmış bir bitkide 2 ya da 3 tane yetiştirebilirsiniz. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 şöyle ve benim görmediğim kavunlar vardır muhtemelen. Şimdi çok fazla kavun varsa üzerindeki kavunları koparıp atıyoruz. Bu 3 tane kavunu bu yetiştirebilir diye düşünüyorum. Şimdi peki iyi yetiştirmesi için ne yapmam gerekiyor? Şöyle bakın. Bu kavuna bakalım, takip edelim ucu nerede? Nereye bağlıymış bu? Şu dala. Bu dalda başka kavun varsa onu koparacağız. Şu anda yok görünüyor. Ancak bu dalın ucu nereye gidiyor? Bir bakalım. Dalın ucu. Bakın. Şöyle ucunu buluyorum. Hala ucu ilerlere gitme derdinde. Gördünüz elimde. Bunun ucundan bu şekilde filizini koparıyorum. Artık uzaklara gidemez. Bunun dışında yine kavunda şöyle ucunda meyve olmayan, meyve taşımayan filizler vardır. Onları da ayrıyeten koparıyoruz. Şöyle yine ucunda filizinden koparıyoruz ki yaprakları fotosentez yapmaya devam etsin. Kök onu zaten besleyebiliyormuş. Bu nedenle ucunda filiz var. Daha da büyüyecekti. O büyümeyecek. Olduğu gibi kalacak. Fotosentez yapmaya devam edecek. Ancak bununla da hali hazırdaki meyveleri besleyecek. Böyle bir mekanizmayı etkileşime sokmuş oluyoruz. Mesela burada da var bir tane. Belki bunda kavun da vardır. Bakalım. Ucundan körlüyoruz bunu. Meyveyi, filizi koparıyoruz. Bakalım bu nereye bağlı? Evet, burada ucunu buldum. Ta buraya geliyormuş bak. Burada bu şekilde filizini koparıp büyümesini sonlandırıyoruz. Şurada da yine üstünde kavun olmayan filizleri budayarak meyvelerin dolmasını sağlıyoruz. Bu filizlerden artık bu aydan sonra Ağustos ayı geldi neredeyse. Büyüyüp de meyve vereceğini zannetmiyorum. Bu nedenle bunları koparmakta bir beis görmüyorum. Bakalım yine varsa filiz bunları koparıp atalım. Zaten bütün meyvelerini kaybeder de bitki sezon ortasında meyvesiz kalırsa hali hazırdaki dallardan bir tane meyve çıkacaktır. Onda sıkıntı olmaz. Ancak sürekli meyvelerini çoğaltmaya yönelirse o zaman hiçbir meyvesini olgunlaştıramaz. Dolayısıyla hiç meyve alamayabiliriz. Bakın burada bir tane kavunumuz var. Ama burada da bir sürü küçük dökülmesi gereken ama henüz dökülmemiş olan kavun var. Bunları alıyoruz ve bitkinin güçlenmesini sağlıyoruz. Burada bir sürü onlarda. Bakalım burada bir tane var. Şu dala bağlı. Anladığım kadarıyla o dal nereye bağlı? Buraya bağlı. Bu tarafa doğru gidiyor. Buradaki filizlerin tamamını körlersem onu da otomatik olarak körlemiş olurum. Korkmayın. İyice yayıldıktan sonra meyveleri yumurta büyüklüğünü geçtikten sonra bu filizlerin uçlarını koparmaktan çekinmeyin. Bu şekilde daha iri meyveler ve sağlıklı meyveler elde etmiş olursunuz. Şunu kıralım. Şunun ucunu körleyelim. Bu şekilde kavunun meyveye odaklanmasını sağlamış oluyoruz. Bunu yaparsanız kavunlarınız daha dolgun olur. Hatta meyve iyice büyüdüğünde kavunun diğer dallarını da kesebilirsiniz. Böylece iyice kökler meyveye çalışır ve onu doldururlar. Böylece siz de daha lezzetli, daha güzel kavunlar elde etmiş olursunuz.
Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.